Eğitim analizi sonuçlarına göre görsel ve dokunsal öğrenme stiline sahipsin. Peki görsel ve dokunsal öğrenme stiline sahip birisi nasıl ders çalışmalı diyorsan bunun cevabını bu videoda birlikte verelim. Öncelikle çalışma ortamının nasıl olması gerektiğiyle başlayalım. Burada kuralımız ilk olarak çalışma ortamının düzgün ve tertipli olması, göz zevkini bozucu etkenlerden uzak olması daha iyi odaklanman için çok önemli. Aynı zamanda loş bir ışıktan ziyade daha canlı bir ışık dikkatini çok daha uzun süre sürdürebilmeni sağlayacak ve öğrenmeni kolaylaştıracak. Bir de biraz daha rahat bir ortamda, biraz daha geniş ve rahat hareket edebileceğin bir ortamda ders çalışman, ara sıra ayağa kalkıp e, odaklanmanı sağlayabilmen için çok önemli. Görsel ve dokunsal olduğun için bazı zamanlarda ayağa kalkmak isteyebilirsin. Sürekli masa başında oturmak seni biraz sıkacak. Bu süreçte de ayağa kalkarak çalışmanın da bayağı işe yarayacağını söylemek isterim. Aynı zamanda verimli çalışma kurallarından bahsetmek istiyorum. Burada mutlaka uzun süre masa başında oturacağım gibi bir kuralla ileri gitmene gerek yok. Çünkü süreç içerisinde Volta atarak, gezinerek, ders kitabının elinde sesli okumalar yaparak da ders çalışabilirsin. Video izlerken görselleri, haritaları, şemaları çok dikkatli incelemen gerekiyor. Hatta notları alman lazım. Ders kitabın mutlaka bulunsun. Tabii ki bunun yanı sıra şekiller, haritalar, görsellerden de yararlanabilirsin. Bunlar da görsel ağırlığında olduğun için bayağı bir öğrenmeni kolaylaştıracak etkenler olacak. Bunu çalışırken not almanı kesinlikle öneriyorum. Bu notları alırken de renkli kalemler, renkli kağıtlar kullanabilirsin. Ya da önemli yerleri defterine not alabilir. Bazen de yazı tahtası gibi bir araç kullanarak hem ayakta olduğun için daha iyi odaklanırsın. Yazı tahtasına da not almanda hiçbir sakınca yok. Kullanabileceğin kırtasiye malzemeleri renkli kağıtlar, renkli kalemler olabilir. Yazı tahtası, tahta kalemi olabilir. Muhakkak bir defterin bulunsun. Bir de atlas gibi böyle haritalardan, görsellerden, şekillerden yararlanırsan öğrenmen çok daha kolaylaşacak. Artık görsel ve dokunsal öğrenme stiline sahip bir öğrenci olarak daha etkili çalışma tekniklerini bence biliyorsun. Eğer bunları uygularsan çok daha fazla verim alabileceğine bizler de inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.